Sevgili seyirciler, bugün karşımızda çok değerli bir tarihçi arkadaşım var, Rıfat Gürel Bey. Rıfat Gürel'le Lozan'ın yıl dönümü nedeniyle bir söyleşi yapacağız. Bildiğiniz gibi Lozan 24 Temmuz 1923'te gerçekleşti. Ama son günlerde Lozan üzerine bir takım spekülasyonlar var. Değersizleştirme gibi bir çabalar var. Oysa Lozan'a gelene kadar Türk milleti gerçekten önemli badireler atladı. Yani Mustafa Kemal'in 1919'da Samsun'a çıkışını düşünelim. Samsun'a çıkışından sonraki süreçte İstiklal Savaşı'nı yokluklar içinde, silahsız ama bütün bunlara rağmen o kongreler sürecinde artı kendi aleyhine çıkarılan ölüm emri olmasına rağmen artı tutuklama emri olmasına rağmen Mustafa Kemal bir sivil Türk vatandaşı olarak yoluna devam etti ve gerçekten o süreci tamamladı. Süreci tamamladı ama yani 1922 yılıyla o 26 Ağustos'la başlayıp 30 Ağustos'ta biten o başarıyı şekillendirmek için işte Lozan'a geliş yaşandı. Yani bir savaşlarla kazanılmış bir başarı vardı ama o başarının tescillenmesi Lozan'da oldu. Biz bugün Lozan'ı Rıfat Hocam'dan dinleyeceğiz. Rıfat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Böyle Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünde bize bu fırsatı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü Lozan gerçekten ülkemiz için, Mustafa Kemal için çok önemli. Ülkemiz insanı için, dünya için önemli. Lozan Anlaşması ülkemizin bir senetidir. Ben Rıfat Gürel, Iğdır doğumluyum, tarihçiyim. Yıllarca devlette yöneticilik ve öğretmenlik yaptım. 2020 yılında da emekli oldum. Emekli tarih öğretmeniyim. Lozan konusu bugün 24 Temmuz 1900-2020 yılında 97. yıl dönümünü bu kutluyoruz. Tabii bu son günlerde Lozan'la ilgili sizin de bahsettiğiniz gibi bir değersizleştirme, bir itibarsızlaştırma hareketleri çok duyuyoruz. Fakat Lozan'ı incelediğimizde Lozan Türk milleti için hayati öneme sahip bir belge. Şimdi Lozan'dan önce biz Lozan'a nasıl geldik? Yani Lozan'a gelmeden önce o süreci de anlatın hocam. Nasıl geldik Lozan'a? Kolay mı oldu? Tabii, zor mu oldu? Lozan'a o sürece nasıl geldik? Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Osmanlı Devleti bildiğiniz gibi 1774 Küçük Kaynarca ve 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'yla artık Avrupalı'nın deyimiyle bir hasta adam üç kıtadan yarım adaya çekilmiş ve çok sıkıntılı dengeler üzerine oturan bir devlet olmaya başladı. Osmanlı Devleti 1911 yılında işte Trablusgarp Savaşı Kuzey Afrika'da, Libya'da yaptı. Arkasından Balkan Savaşları, 1. Balkan, 2. Balkan Savaşı ve bunun arkasından 1914 yılında 1. Dünya Savaşı başladı. Hazırlıklı bir şekilde girdi Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti yaklaşık olarak 2.850.000 Osmanlı askeri birçok cephede savaşa girişti. Almanlarla beraber itiraf devletlerine karşı. Bu uzun süren yaklaşık 1918 yılına kadar 4 yıl süren çetin muharebeler sonucunda işte Irak cephesi ve Kafkas cephesi, bu taarruz cephelerini saymazsak, Çanakkale savunma cephesini saymazsak, Osmanlı cephesinde birçok cephede biz de mağlup olduk. Ve 30 Ekim 1918 yılında Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 24 maddesi var. Bunların içerisinde 7. madde ile 24. madde çok ağır bir madde. 7. maddede diyor ki İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede görürlerse istedikleri yeri işgal edebilirlerdi. 24. maddede doğuda 6. vilayeti site diyor. Bu 6 vilayetin herhangi birisinde bir sorun çıkarsa burası işgal edilecek. Yani kısacası burası da ileride bir Ermenistan'a verilmesi ve Büyük Ermenistan, Batı Ermenistan'ın kurulması temelleri atılıyordu. Rıfat Hocam, şimdi, burada şunu söyleyebilir miyiz? Mondros tam bir teslimiyet belgesidir diyebilir miyiz?
Tabii. Honduras tamamen bir teslimiyet belgesi. Çünkü demin de bahsettiğimiz gibi 2.850.000 askerimiz cepheye gitmiş. Honduras Ateşkes Anlaşması imzalandığında yaklaşık olarak 367.000 askerimizin cephede olduğu görülüyor. Demek ki yaklaşık olarak 2.5 milyona yakın askerimizi kaybetmişiz. Bir şekilde şehit vermişiz veya esir vermişiz veya gazi olmuş. Ve bu 367 bin askerden de 50 bin asker bulunduracağız. Bu askerlerde ağır silahlar olmayacak. Limanlar, işte gemilerimiz teslim edilecek, tersanelerimiz verilecek, haberleşme araçlarımız verilecek. Bu 50 bin asker sadece jandarma kuvveti olacak. Ve bütün elimizdeki silahlar da itilaf devletlerine teslim edilecek. Tamamen teslimiyettir bu. Yani devlet artık kendini savunamayacak bir durumda bütün elindeki silahları teslim ediyor Honduras Ateşkes Anlaşması'yla. Ve arkasından Sèvres Anlaşması yapılıyor Fransa'da. Paris'in Banyoliyesi'nde Sèvres Anlaşması imzalanıyor. 10 Ağustos 1920 yılında. Ve bu anlaşmada da çok ağır maddeler var. 433 madde var. Bunların içerisinde ağır maddeleri, ön maddelere bakarsak hemen hemen bize Ankara ve İç Anadolu, Kastamonu dışında, Karadeniz, Samsun'un dışında Samsun bile İngilizler tarafından işgal edilmiş. Küçücük bir yer kalıyor. Doğuda Kürdistan, Ermenistan, yine Akdeniz'de İtalyanlar, Ege'de İzmir ve Ege bölgesi, Batı Trakya, Doğu Trakya'da Yunanlılar. İngilizler Samsun'da Irak cephesinde, Irak bölgesinde. Fransızlar Suriye, Lübnan bölgesini ve Maraş'ı, Antep'i işgal etmişler. Yani şu anki haritamızda, Türkiye Cumhuriyeti haritasında İç Anadolu'da küçücük bir kara parçası dışında hiçbir yer bize bırakılmamış. Bu bile bize bırakılmıyor çünkü bunda da şu madde diyor. Diyor ki Honduras Ateşkes Anlaşması eğer güvenliğimiz tehlikeye girerse istediğimiz yeri işgal edebiliriz. Bundan da şunu anlıyoruz ki biz Türkleri, yani onların düşüncesi Türk milletini geldikleri yere, yani Orta Asya'ya sürmek, Anadolu'dan tamamen Türkleri atmaktır. Yani Anadolu'yu Türkleştirmenin dışında Türkleri Anadolu'dan uzaklaştırmak istiyorlar. Şimdi Sèvres Anlaşması bir ölüm fermanıdır. Yani Türk'ün ölüm fermanı, Türk'ün yokluk fermanı. Honduras'tan sonraki ikinci ağır anlaşma. Evet, Honduras Ateşkes Anlaşması'ndan sonra ikinci en ağır bir anlaşma. Bu anlaşmayla adeta Türk milleti yok sayılıyor. Türk milleti kabul edilmiyor. Zaten şu da var. Bundan önce de, bu anlaşmalardan önce de baktığımızda bir devleti devlet yapan bazı maddeler var. İşte askeri ve ekonomik bağımsızlıklar. 1854 Kırım Anlaşması'ndan sonra borç almışız. Bu borçları ödeyemeyince de 1881'de Duyun Umumiye dediğimiz borçlar kanunuyla bütün gelirlerimize el konulmuş. Yine kapitülasyonlarla, kapitülasyonlar çok geniş bir kapsamlı ekonomik, hukuk, eğitim alanında, yani ülkenin bütün alanlarına hakim olmuşlar. Yabancı okullar sorunu var. Ülkede açılan misyoner okulları ve azınlık okullarında Türkiye devleti hiçbir hak ve söz sahibi değil. Aynı zamanda bu okullarda militanlar yetiştiriliyor, devşiriliyor. Silah ve cephane ambarları gibi kullanılıyor. Yani kısacası şunu söylüyorum. Türk milleti gerçekten çok sıkıntılı bir durumda. İtilaf devletleri dört bir yerden ülke işgal edilmiş. Aynı zamanda içimizde bulunan azınlıklar, ki bunlar Rumlar, Ermeniler, çok korkunç isyanlar yapıyorlar. Özellikle Doğu Anadolu'da Ermenilerin yaptığı isyanlar, Kaşnak çetelerinin Anadolu'da yaptıkları mezalim çok korkunç boyutlara ulaşmış. İşte bu durumda, bu karanlık bir durumda işte Mustafa Kemal bir ışık gibi ortaya çıkıyor. İşte bütün ordu terhis edilmiş, terseneler ele geçirmiş, maliyesi ele geçirmiş, kapitülasyonlarla her şeyi kaybetmişiz. Ve Mustafa Kemal bu durumda çok iyi bir strateji belirtiyor. Ve bütün Türk dünyasının bu teşkilatçı yapısıyla, o dehasıyla Samsun'dan bir ışık gibi Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Milli Mücadele böylece başlıyor.
Milli Mücadele yıllarında Büyük Taarruz, Sakarya Savaşı, Eskişehir İnönü Savaşları ve sonucunda da Lozan Barış Anlaşması neticeleniyor. Şimdi Lozan Barış Anlaşması'nda şu önemli maddeler var. 143 madde var, bir ön söz var, 4 bölüm var. Fakat bu maddelerin içerisinde bizim için en önemli olanlar var. Bunları sıraca başlıklar halinde baktığımızda, birincisi sınırlar, yani ülkenin sınırları meselesi var. Komşularımızla sınırlarımız meselesi var. İkincisi kapitülasyonlar meselesi var. Azınlıklar var. Dini azınlıkların yaptıkları olaylar var. Diğer bir şey tazminat meselesi var. Bütün bunların hepsini yabancı okullar meselesi var. Mustafa Kemal tek tek çözmeye çalışıyor Lozan'da. Lozan'a İsmet İnönü Dışişleri Bakanı olarak gönderiliyor. Önce görüşmeler yapılıyor. Bazı konularda anlaşma sağlamadığı için görüşmeler kesintiye uğruyor. Arkasından tekrar bir görüşme yapılıyor. Bu arada görüşmeler yapılırken Lozan'da olay da rahat değil. Çünkü İsmet İnönü'ye karşı tehditler ve suikastlar, özellikle Ermeniler tarafından tehditler ve suikastlar ortaya çıkıyor. Ama buna rağmen inatla ve kararlılıkla olayın üzerine gidiyor ve anlaşma yapılıyor. Şimdi bu anlaşmaya baktığımızda, sırasıyla şöyle baktığımızda, birinci olarak Suriye sınırı var. Suriye sınırı Fransa'nın cumhuriyetiyle 1921 Ankara Anlaşması'yla çizilen sınırlar aynen kabul ediliyor. İkincisi sınır Lozan Anlaşması'ndaki Musul sorunu var. Musul sorunu şimdiki İngiltere, o zaman Britanya İmparatorluğu'dur. Britanya İmparatorluğu özellikle Musul Kerkük petrolleri konusunda sorunlar çıkarıyor. Şeyh Said ayaklanması çıkıyor 1925 yılında İngilizler tarafından. Ve bu anlaşma daha sonra 1926 Ankara Anlaşması'yla Irak sınırımız çiziliyor. İran'la sınırımız var. 17 Mayıs 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması'yla Safavilerle yaptığımız İran'daki Türk soylu Safavi Devleti'yle yaptığımız anlaşma kabul ediliyor. Türkiye-Yunanistan sınırı anlaşması var. Bu anlaşmayla da Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda belirtilen sınırlar olduğu gibi kabul ediliyor. Meris Nehri'nin batısında kalan Karaağaç ve istasyonu ve Bosnaköy bölgesi Yunanistan tarafından savaş tazminatı olarak bize bırakılıyor. Adalar sorunu var. Adalar sorunu da 1913'te imzalanan Londra ve Atina Anlaşması baz alınarak yapılıyor. Buna göre, bu anlaşmaya göre Midilli, Liminli, Sakız, Semendirek, Sisam ve Ahirkerya adaları askeri kayyeler amacıyla kullanılmaması şartıyla Yunanistan'a veriliyor. Bozcaada, Tavşan Adası ve Gökçeada Türk hakimiyetine bırakılıyor. Kapitülasyonlar Lozan Anlaşması'yla tamamen kaldırılıyor ve uzlaşmaya varılıyor. Yine bu kapitülasyonlardan tamamen Mustafa Kemal özellikle kapitülasyonların tamamen kaldırılması konusunda kesin kararlı. İsmet İnönü'ye de bu konuda talimat veriyor ve kapitülasyonlar kesinlikle kaldırılıyor. Azınlık sorunları var. Rumlarla Türkler konusu, Batı Trakya'daki Türklerle İstanbul dışındaki Anadolu'da yaşayan Türkler karşılıklı mübadeleyle değiştiriliyor. Ve Doğu Trakya ile İstanbul'un dışındaki Türkler karşılıklı değiştiriliyor. 500 bin civarında Türk'ün, Rum'un Yunanistan'a, 1 milyon 200 bin civarında da Türk vatandaşının, Türk ve Müslüman'ın Anadolu'ya getirilmesi sağlanıyor. Dış borçlar sorunu var. 1854'te Kırım Savaşı ile alınan borçlar sorunu, bizden ayrılan, Osmanlı Devleti'nden kopup ayrılan devletlerle gelir gruplarına göre dağıtılıyor ve takside bağlanıyor ve bu da ödeniyor. Boğazlar sorunu var. Bu sorunların en büyük sorunu Boğazlar sorunu. Evet, Çanakkale doğru. İstanbul Boğazlar sorunu var. Boğazlar sorunu o zaman çözülemiyor. Milletler Komisyonu'na bırakılıyor. Komisyonun başkanı Türk ve barış zamanı geçilecek savaş zamanında yine bu komisyon karar verecek. 1936 Möntür Anlaşması'yla yine bu Mustafa Kemal'in üstün dehası ve zekasıyla 1936'da Möntür Anlaşması'yla çözülüyor.
Bildiğimiz gibi Boğazlar'da 15-20 kilometre her iki yakasında askerden arındırılacaktı. Yani biz 1936 yılına kadar Boğazlar'ın her iki yakasında asker bulunduramıyorduk. Boğazlar'ın savunması komisyonundaydı. Ve Mustafa Kemal'in İtalyanların Habeşistan'a saldırması ve Arnavutluğa ve Almanların saldırgan tutumu Mustafa Kemal'in Milletler Cemiyeti'ne başvurarak 1936 Möntür Anlaşması'yla Boğazlar Türkiye Cumhuriyeti topraklarına dahil ediliyor. Şimdi şurada baktığımız zaman bir kere ekonomik bağımsızlığımızı kazanmışız. Kaprasyonlar kaldırılmış. Yani şöyle söyleyebiliriz. 1881 yılında kabul edilen bir anlaşmayla işte bütün maliyemize el koyuyorlar. Adamlar gelirlerini bugünkü İstanbul Erkek Lisesi'nde kasalara istifliyorlar. Kendi haklarına düşen borçları aldıktan sonra geri kalanı Türkiye Maliyesi'ne devrediyorlar. Yani Duyun-u Umumiye'de çalışan Osmanlı Türk memurlarının sayısı itiraf devletleri yani borçlarla bize verilenlerden azdı. Şimdi biz bu kapitülasyonlarla yani bize verilen bu kapitülasyon meselesiyle kurtulduk. Sadece ekonomik bağımsızlığımızı kazanmadık. Hukuk alanında kazandık, sağlık alanında kazandık, eğitim alanında kazandık. Yani şöyle söyleyebilirsek İstanbul'da bir suç işleyen bir İtalyanı veya bir İngiliz'i yargılayamıyorduk. Böyle bir bağımsızlık olur mu? Evet. Yani hukuksal bağımsızlığımız yoktu. Yani şunu söyleyeyim. Adamlar istediği yerde okul açılabiliyordu. Vergiden muafiyetleri vardı. Ne bileyim ben bu sıkıntılar giderildi. Rıfat Hocam yine, bu... özür dilerim. Şöyle diyebilir miyiz? Yani Lozan'da bizim çözemediğimiz üç tane problem var. Bunlardan bir tanesi evet. Boğazlar, bir tanesi Musul, bir tanesi de Hatay sorunudur. Bu üç tane sorunun dışında aşağı yukarı tüm maddeler bizim lehimize, bizim istediğimiz gibi çözüldü diyebilir miyiz? Tabii tabii. Lozan'da çözülemeyen üç sorundan birisi Irak sınırı. Yani Musul-Kerkük sorunu. Musul-Kerkük sorunu 1926 Ankara Anlaşması ile çözüldü. Yani bugünkü şekliyle çözüldü. O da tabii katkı olsun diye söylüyorum. Yani ordumuz evet. Oraya giderken İngilizlerin desteğiyle ayaklandırılan Şeyh Said'in yüzünden kaldı. Yoksa aslında oraya da çözmekte, askeri güçle çözmekte kararlıydı. Ve biz oraya giden o birliklerimiz Şeyh Said ayaklanmasını bastırmaya döndüler. Ve iki yıla yaklaşık uğraştılar. Sonunda Şeyh Said yakalandı, öldürüldü. Ancak öyle rahatladık. Tabii o arada da biz İngilizlerin istediğini kabul etmek zorunda kalmıştık zaten. Devam edin lütfen hocam. Yani şunu söyleyeyim. Şeyh Said ayaklanması tesadüfi çıkan bir ayaklanma değil. Tabii. Tamamen İngilizlerin desteğiyle Irak sorunu sabote etmek için çıkarmış bir olay. Ve bu isyan bastırıldı. 1925 isyan bastırıldı. Ve bu isyan belki çıkmasaydı Musul-Kerkük sorunu daha farklı halledilebilirdi. İkinci bir sorunumuz Boğazlar sorunu. Boğazlar sorunu 1936 Möntrö ile çözüldü. Yani üçüncü sorunumuz Hatay sorunu. Mustafa Hatay. Kemal evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü var. Bin yıllık Türk yurdu Fransız elinde kalmaz diyor. Yani bununla ilgili bütün siyasi ve askeri tedbirleri alıyor. Yani Fransa önce Hatay bağımsız bir devlet oluyor. Daha sonra Hatay Meclisi Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmayı, ilhak edilmeyi kabul ediyor. 1939'da Hatay Anavatan'a katılıyor. Yani şöyle söyleyelim Metin Bey, hesaplar çok büyük. Yani azınlık sorunları var, yabancı okullar sorunu var, patrikhane sorunu var, Ortodoks patrikhanesi sorunu var, kapitülasyonlar sorunu var, boğazlar sorunu var. Bu sorunlar yılların bir birikimi, bir imparatorluğun mirası, paylaşması, bunu çözmek de kolay bir olay değil yani. Bugün böyle bir olayları çözmek büyük devletlerin işi, büyük insanların, büyük düşünen insanların işi. Yani Mustafa Kemal'in bunu çözmesi başlı başına bir olay. Bir boğazlar sorunu çözmek bugünkü işi çözülmeyecek bir olay. Bir Hatay Anavatan'a ilhak etmek basit bir olay değil. Mesela bunlardan bir tanesi Doğu olaylarından bir örnek verebilirsek.
Mesela Iğdır olayı. Iğdır bizim sınırımız yok. Yani kara sınırımız yok. Kara sınırımız İran'la. İran devletiyle sınırımız var. Yani Nahçıvan'la sınırımız yok. O Nahçıvan sınırını, o toprak parçasını İran devletinden almak, küçük Ağrı Dağı'nı Van'daki Kotor bölgesinde bir yerle değiştirmek. Bunlar başlı başına bir olay. Çünkü askeri danışmanların söylediğini söylüyorum. Diyor ki Ağrı Dağı 20 tümene bedeldir. Ağrı Dağı'nın o heybetli duruşu, eğer Ağrı Dağı olmasaydı belki bugün Rus yayılmacılığı, Ermeni yayılmacılığını önleyemezdik. Musul mesela Kars Anlaşması'na, Moskova Anlaşması'na koyduğu maddeyle Nahçıvan'ı kurtarılmış. Bizi Nahçıvan'la sınır yapmış. Yani bunu bugün düşündüğümüzde mesela Ruslar şeyle ilgili, Iğdır'la ilgili diyorlar ki biz size Batum'u verelim, siz bize Iğdır'ı verin. Mustafa Kemal'in oradaki sözü meşhurdur. Olmaz diyor. Bizim Batum gibi birçok limanımız var ama Iğdır gibi üç devletle sınır, Türk dünyasına açılan bir kapı, stratejik bir bölgemiz yok. Burayı almak zorundayız. Bir de Ağrı isyanı var orada, isyan var. Bu 1925 isyandan sonra Ağrı isyanları başlıyor. Kaçak yetişler çok var. Güvenliği sağlayamıyoruz. Eğer Küçük Ağrı Dağı alınmasaydı, Nahçıvan'la sınır olunmasaydı, o Nahçıvan'dan o toprak alınmasaydı, bugün Türk dünyasıyla sınır olamayacaktık. Bugün eğer o madde konulmasaydı, bugün Nahçıvan olmayacaktı. Zengezur gibi belki Nahçıvan da Ermenistan'ın bir parçası olacak. Kesinlikle. Yine Iğdır bölgesi Misak-ı Milli sınırlarında değil bakın. Yani Misak-ı Milli sınırlarında değil Iğdır bölgesi. Aynı zamanda Iğdır, Revan Türk Anlığı bölgesinde bir siyasi belirsizlik var. Siyasi belirsizliğe Ruslara rağmen, yani Misak-ı Milli sınırlarında olmamasına rağmen, Mustafa Kemal'in direktifiyle Kazım Karabekir, işte Şark Kapısı dediği veya Türk Kapısı dediği Iğdır'ı alıyorlar. Üç devletle sınır. Küçük Ağrı Dağı'nı alıyorlar. Bugün hocam, düşündüğümüzde, böyle şu mantıkla düşündüğümüzde, bugünkü kafayla düşündüğümüzde, bunu ancak sıradan bir adamın yapabileceği bir olay değil. Bu Mustafa Kemal'in ne kadar büyük ve ileri düşündüğünü gösteriyor. Doğudan düşünsene biz Türk dünyasıyla sınır olmadığımızı, Küçük Ağrı Dağı'nın olmadığını, Hatay'ın ana vatanda olmadığını düşünün. Şöyle haritaya baktığımızda Hatay böyle bir hançer gibi içeri doğru girmiş. Hatay bugünkü o engel, yani bir doğal bir engeldir aynı zamanda. Hatay olmasaydı Akdeniz'e ulaşacaklardı. Yani stratejik askeri açıdan baktığımızda bunu basit bir insanın düşünebileceği bir olay değil. Hatay almak, Küçük Ağrı Dağı'nı almak, Musul Kerkük'ü sorunu çözmek, Azınlıklar Okulu'nu, bir Patrikhane olayını çözmek. Mustafa Kemal mesela azınlıklarla ilgili şunu söylüyor. Türkiye'de yaşayan her vatandaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Azınlık kabul etmiyoruz diyor. Müslüman olmayanların dışında kimseye azınlık kabul etmiyoruz. Ama onlar başkalarını azınlık olarak kabul ediyorlardı. Eğer Rumları ve Ermenilerin dışında öyle demiş olsaydık bugünkü milli devleti kuramamış olacaktık. Mustafa Kemal sadece bize bir devlet kurmadı. Temelleri çok sağlam bir milli devlet armağan etti. Bu devleti öyle bir kurdu ki bugün bakıyoruz işte görüyoruz bugünkü olaylarda. İşte insanlar birbirleriyle sorunlar yaşıyor. Mustafa Kemal'in ne kadar haklı olduğunu özellikle iki konuda milli devlet ve bir diğeri de laik bir devlet sistemiyle. Bu devletin temelleri bunlardır. Eğer bu temellerle oynarsan devlet yıkılır. Bu binanın ana temelleridir. Laiklik ve milli devlet. Şimdi Mustafa Kemal bunu yapmakla ne kadar haklı olduğunu bize gösteriyor. Yani bugün yılların birikimi Patrikhane'yi çözmek kolay mı? Ama çözmüş. Sadece dini yetkilerin var. Siyasi hiçbir yetkin yok diyor. Eğer Mustafa Kemal çözemeseydi bir Vatikan olayıyla karşı karşıya olacaktık. Yani Patrikhane ikinci Vatikan olacaktı. Bugün Rum-Ermeni azınlıkları çözmek kolay mı? Yani şöyle bir baktığımızda bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bunlar yaşamış olsaydı, kalmış olsaydı ne kadar korkunç bir olay olurdu. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Başkaları katılır katılmaz bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti, çünkü Türk milletin evet, devleti kuranlar Türkler. Yani Osmanlı Devleti'nin kurucuları Türkler. Ama
Osmanlı Devleti'nde yaşayan başka milletler bağımsızlık hareketine girerken Türklükten bilerek uzak duruluyordu. Çünkü biz devletin esas sahibi görmemize rağmen ama bu işin kaymağını balını azınlıklar yiyordu. Yani Osmanlı Devleti'nde yaşayan azınlıklar devleti kuran Türklerden daha şanslıydı, daha eğitimliydi, daha refah içinde yaşıyordu. Sarayda hocam onlar vardı, tüccar onlardı, alan satan onlardı. Ne zaman ki, özür diliyorum, ne zaman ki evet, savaş zamanı ölecek birisi lazım olduğu zaman Anadolu'daki Türk aklına geliyorlardı. Hadi gelin Türkler ölün. Onlar da tamam diyordu. Yani vatansa sorun, elbette gerisi teferruattır. Ölürüz, ölmek gerekiyorsa ölürüz diyorlardı. Dediğinize katılıyorum. Tabii ki toprağın, devletin asıl sahibi Türklerdi. Kötü yaşam şartlarına rağmen köy içerisinde işte paraları yok, çiftçilikle uğraşıyorlar. Ama sadece savaş zamanında akla gelen Türkler her şeye katlandılar. Buna rağmen sarayda beslenen, o günler ticaretle uğraşan, zengin olan, işte paşa olan, beylerbeyi olan kişiler bir baktı ki ardından bize ihanet etti. İşte siz de Iğdırlısınız, ben de Iğdırlıyım. Biliyorum ya, Iğdır'daki soykırım yapanların bir bölümü Osmanlı Devleti'nde subay olan kişilerdi ve ondan sonra Ermeni taşlak sütununa katılarak oradaki cinayetleri yaptılar. Şunu diyebilir miyiz hocam? Bakın, çok zor şartlarda 1919'la 1923 Cumhuriyet'e gelene kadar çok zorlu bir süreç var. Bu zorlu süreci Mustafa Kemal'in gerçekten stratejik dehası gerçekleştirdi. Samsun'a çıkış. Ardından hemen neyi söylüyor? Diyor ki milletin istikbali tehlikededir. Bunu ancak milletin kendi azim ve kararı kurtaracak. Şimdi adını çiziyor. Ardından kongreler yapıyor. Kongrelerde açık ve net şunu söylüyor. Vatan bir bütündür, parçalanamaz diyor. Manda himayeyi kabul etmiyoruz diyor. Ve yani biz bağımsız bir devletiz artık, bunun altını çiziyor. Ve ondan sonra Ankara hükümeti kuruluyor, meclis açılıyor. Ardından bakıyoruz, Cumhuriyet'e giden yolda sıkıntılar var. Saltanatı kaldırıyor ama halifeliğe dokunmuyor. Cumhuriyet ilan ediliyor. Cumhuriyet'ten sonra ister istemez bunun bir belgesinin olması lazım. Çünkü ortada en son var olan, sizin de demin bahsettiğiniz Sevr Antlaşması var. Sevr Antlaşması'na göre Türkiye parçalanmış, küçücük bir yer bırakılmış. Orada da biz bağımsız değiliz. Emperyalizmin izin verdiği kadar biz orada hareket noktası bulacağız. İşte önümüzde bir Lozan çıkıyor. Ve Lozan'da bu üç tane saydığımız şu Boğazlar, Musul ve Hatay sorunu dışındaki bütün o dediğimiz şeyler çözülüyor. Hele hele sizin altını da çizdiğiniz kapitülasyonlar. Yani bir ülkenin ekonomisi eğer başkasının elindeyse, borcunuz varsa, gırtlağınızı sıkıyorsa sizin bağımsız olduğunuzdan söz edilemez. İşte o kapitülasyonları özellikle kaldırması, diğer azınlık sorunlarını halletmesi mükemmel bir olay hocam. Yani Allah rahmet etsin, ne diyebiliriz, o süreci yönetip Lozan'a getirip Lozan'da da bu olayı belgeye dökmeleri ve o güçlü devletlerin imzalarını almaları müthiş bir olay. Ha, bugün dediğiniz gibi beğenmiyor olabilirler. Efendim daha fazlası. Daha fazlası vardı da almadılar mı? Daha fazlasını hangi imkanlarla alıyorlardı? Askerin ayağında çarık mı vardı? Üstünde şey mi vardı? Ceket mi vardı? Silahında mermi mi vardı ki alınmadı? Asker mi vardı ortada? Hocam terhis edilmiş bir şeyden, ordudan bahsediyoruz değil mi? Ne dersiniz bu konuda? Düşün, demin bahsettiğimiz gibi 2 milyon 850 bin askerden elimizde 2 kol ordu kaldı. Birisi Erzurum'da, birisi de Ankara'ya, Mustafa Kemal'in işte Suriye'den getirdiği kol ordu. 2 kol ordu. Düşünebiliyor musun? 2 kol orduyla bugünkü 783 bin kilometre kare Türkiye'yi kurmuş. Yani biraz insaflı olmak lazım. O sorunları her babayiğidin çözebileceği sorunlar değildi. Ekonomik bağımsızlığın yok.
bütün maliyen İtilaf devletlerine verilmiş gelirleri. Bütün gelirler, yani maliyede çalışan 30 binin 16 bini onlardan, 14 bini bizden. Maliyeden çalışan vergiler alınıyor. Gümrük vergileri, tuz vergileri alınıyor. Kendi alacaklarını aldıktan sonra artan varsa bize veriyor. Okullar bizim değil. Bütün okullar onların elinde. Misyoner okulları, azınlık okulları, ne okuttuklarını bir kenara bırakalım. Okullar militan kaynağı olmuş. Silah cephanelik kaynağı olmuş. Bulgaristan bağımsızlığını kuran okullar Robert Kolej'inden yetişti. Amerikan okullarından yetişti. Yani düşün, Bitlis'te okul açmışlar, Merzifon'da okul açmışlar, Mersin'de, Silifke'de okul açmışlar. Her yerde okul açmışlar. Cayır cayır militan yetiştiriyorlar diye. Adı okul ama militan adı okul yetiştiren ama, okul. Evet. Militan yetiştiren okullar. Evet. Patrikhaneler. Yani düşünsene, patrikhanenin orta kapısına yazılmış, bura bir Türk büyüğü asılmadan bu kapı açılmayacak. Hala da öyle yani, zaten. Hala bu iş, öyle. Yani bugün eğer patrikhane, eğer sadece dini özelliği var, yani dini yetkileri, sorumluluğu var da siyasi yetkilerinden yoksa, bunu Mustafa Kemal'e mi borçluyuz? İkinci bir Vatikan bağımsız devlet olacak. Yani bunu Mustafa Kemal çözdü. Boğazları çözmek kolay mı? Bugün Amerikan donanmasının giremediği tek deniz Karadeniz. Mustafa niye giremiyor işte? O başarı. Yani Ruslar rağmen, Amerikalıya rağmen, İngiliz'e rağmen bu boğazlar sorunu çözmek her babaydın arzı değil. Bugün Hatay Türkiye'nin ya 6 ya 8. büyük, yani ekonomik olarak büyük şeyi. Bugün İskenderun Limanı ne demek biliyor musun? Stratejik önemli. Şöyle bir bakın haritayı koyduğunda önünde, İskenderun Körfezi'ne bakın, limanına bakın. Allah korusun burası bizim elimizden çıksaydı ne olurdu biliyor musun? Evet. Hatay ana vatan gibi, Çin Seddi gibi girmiş Suriye topraklarına. Yani eğer Hatay'ın bizde olmadığını, düz bir sınırın geçtiğini düşün. Korkunç olaylar olurdu. Bugün yani Nahçıvan'la sınır olmadığımızı düşün ve Nahçıvan'ın da Zengezur gibi Ermeni toprağı olduğunu düşünün. Küçük Ağrı Dağı'nın da bizde olmadığını düşünün. Şöyle bir an haritayı önümüze koyup düşündüğümüzde bütün bunları bize sağlayan Mustafa Kemal. Bir el insaf olsun yani. Evet. Yani bu insan, bu güzel, değerli bu insan nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Tüm silah arkadaşlarıyla, Kazım Garabekir'iyle, Mustafa evet, Kemal'iyle, İsmet İnönü'süyle. Yani kolay mı? Yani gitmişsin Lozan'a. 2 yıl sürüyor. 1922'de başlıyor. 1923'te anlaşma. Anlaşma kesinti oluyor Lozan'da. Bir yanda ölüm tehditleri var. Baskılar var. Seni dinliyorlar. O kadar gelişmiş bir telgraf, bilmem telefon, haberleşme kaynakların yok. Alamıyorsun. Buna rağmen böyle dişe diş, göze göz. Mücadele var. Mücadele, evet. Hatay ve Boğazlar sorunu dışında bu sorunlar çözüldü. Şimdi geliyorlar efendim, adalar sorunu. Adalar yok, şu işte 12 ada Lozan'da verilmedi ki. 12 ada ne zaman verildi? Bizde değildi ki sonra. Kuş anlaşmasıyla verildi. Tabii ki. Bizde değildi yani. Kıbrıs'ı bizde... Mustafa Kemal vermedi ki. Kıbrıs'ı 2. Abdülhamit döneminde verildi. Yani hı, şimdi şunu düşünmek lazım. Girit Mustafa Kemal vermedi ki. Bir de şunu söylüyorum. Adaya nasıl gideceksin gemiyle? Gemiler nerede, savaş gemileri? Yok. Halis'te çürütülmüş. Dünyanın en büyük 3. donanması, Abdülaziz'in kurduğu donanma, yani şeyden, deniz kuvvetlerinden bana karşı bir kötü bir olay gelir diye çürütülmüş. Gemiler yok. Neyle gideceksin? Yani kabotaj, evet. Kendi limanlarında ticaret hakkın yok. Bütün yurt dışı diplomatların, elçilerinin hepsi Ermeni. Türk diplomatı yok. Böyle şöyle bir bakın. Osmanlı'nın o dönemdeki elçilere, diplomatların kimlik, kişilik yapılarına böyle şöyle bir bakın isimlerine. Yozgat'ta bir tane bulamazsın. Kırşehir'li bir tane bulamazsın. Örnek diyorum. Devlet azınlıklara teslim edilmiş. Tabii ki operasyonun zaten Türkler bir parçası. Türkler ya çiftçidir. Yani. Türkler ya çiftçidir ya da askerdir. Buna rağmen cephede savaşan Türkler, vatan savunmasına 7 cephede savaşan Türkler arkadan, kendi milletimiz bize isyan etmiş. Bu Ermeniler bizim milletimizdi. Milleti sadıka dediğimiz millet bize isyan etti. Yani Rumlar isyan etti. Etmedi mi? Şimdi şunu söylüyorum. Ve şu, eğer bugün milli bir devletteysek,
Eğer bugün Türkiye 57 İslam ülkesi içerisinde en iyisi ise, eğer bugün aksayan eksiyen yönlerine rağmen en iyi cumhuriyet bizdeyse, bugün Türk cumhuriyetlerini de var içine katarak söylüyorum. Bunu Mustafa Kemal'e borçluyuz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O olmasaydı, ne olurdu? Ne bankamız vardı, ne limanlarımız arasında ticaret hakkımız vardı, ne kapitülasyonlarla ekonomi siyasi bağımsızlığımız vardı, ne askerimiz ordumuz vardı. Ne diyor? Bir millet esir olmaktansa ölsün daha ya istiklal ya ölüm. İşte Afganistan. Beraber evet. Kurduk bunu. Evet. Bizi ilk tanıyan ülke Afganistan. Yani ilk Afganistan'la beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde Ankara'da ilk elçilik açan devlet Afganistan. Bizden önce bağımsız oldular. Biz de onlara yardım ettik. Bugün Afganistan durumuna baksana. Bize geliyorlar. Bölüm bölüm geliyorlar Türkiye'ye. Yaya geliyorlar. Niye geliyorlar? Çünkü evet. Biz onlardan iyi durumdayız. Her şeye rağmen. Her onların şey. Bir Mustafa Kemal'i olmadı. Onların bir Mustafa Kemal'leri olmadı. Bir Atatürk'leri olmadı. İşte Suriye. Suriye bizden daha iyi. Akdeniz'de her şey var. Niye bu durumdalar? İşte Irak. Petrol de var. Her şey var. Niye yok? Bizden ayrıldı. Iraklılar niye Türkiye'ye geliyorlar? Araplar neden İstanbul'da ev alıyorlar? Bodrum Kuşadası'na geliyorlar. Niye burada yaşamak istiyorlar? Evet. Çünkü Bey, biz onlardan petrolümüz olmamasına evet, rağmen yine iyi durumdayız. Yine iyiyiz. Bunu evet. Neye borçluyuz? Mustafa Kemal'e borçluyuz. Atatürk'e borçluyuz. Doğrudur. Rıfat Bey çok teşekkür Mustafa ediyorum. Mustafa Kemal olmasa bunların hiçbirisine sahip olamayacaktık. Çok değerli bilgiler verdiniz. Eminim ki bizi izleyenler bunu anlayacaklardır. Ama gençlere de bir öğüdümüzün olması lazım. Gençlere ne tavsiye edersiniz? Bu dedikleriniz elbette birer hepsi öğüt ama yine de altını çizerek gençlere yönelik birkaç söz söylerseniz programımızı sonlandıralım. Gençlere Mustafa Kemal diyor ki bu devleti biz kurduk. Siz gençler yaşatacaksınız diyor. Bizlere emanet, yani gençlere emanet ediyor. Ey Türk gençliği diyor. Bütün olumsuzlukları sayıyor ama diyor ki muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ben şöyle söylüyorum. Mustafa Kemal çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı vermiş. Gençlerimize 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı hediye etmiş. Ve nutkunda ey Türk gençliği diyor. Gençlerimizi şunu söylüyor. Soran, sorgulayan, bilimsel araştıran, biliyor musun? Ve ileriyi gören, kendini yetiştiren, özgüven sahibi gençler. Milli manevi değerlerine bağlı, araştıran bir gençlik. Doğru, Mustafa doğru. Kemal'in istediği gençlik bu. Yani soracak, sorgulayacak. Bu nedir, niçin? Biz söyledik, doğru değil. Soracak, araştıracak. Acaba doğru mu? Şunun için söylüyorum. Mustafa Kemal böyle bir gençlik istiyordu. Bunun için okullarını kurdu. Bunun için işte eğitimde, halk evlerinde, okullarda, yani Osmanlı'nın yıkılış döneminde baktığımızda, okuma yazma oranına baktığımızda, okullaşma oranına baktığımızda, şimdi baktığımızda şunu görüyoruz. Fakat gençlerimize ben inanıyorum ve güveniyorum yeni gençlerimizin. Yeni gençlerinden bir eğitimci olarak da umutluyum. Gençlerimizi gördüğümüzde ben umudumu yitirmiyorum. Çünkü Mustafa Kemal'in dediği güzel bir söz var. Eğer diyor bir yörük çadırında bir duman varsa umut vardır, biliyor musun? Ben gençlerimize güveniyorum. Mustafa Kemal güvendiyse ve bu topraklarımızı, vatanımızı, ülkemizi gençliğe armağan ettiyse, onlara gençliğe hitabeyi verip onlara, çocuklarımıza 23 Nisan'ı, gençlerimize 19 Mayıs'ı armağan ettiyse, büyük önderin mutlaka bildiği bir şeyler vardır. Gençlerden isteğim şu, onun nutkunu okusunlar. Onun eserlerine baksınlar. O öngörüsüyle gelecek yüzyılın insanı. Hani Churchill'in dediği gibi, yüzyılda bir daha yetişiyor, o da Türklere çıkmış. Mustafa Kemal bizim bir şansımızdı. O kısa dönemde nasıl bir ara biz Türkler yok olma sınırında Ergenekon'dan çıktıysa, Mustafa Kemal de Samsun'dan çıktı. Bir ufuk gibi çıktı. Mustafa Kemal olmasaydı belki çok şanslıysak, öyle tahmin ediyorum, tarihte böyle varsayımda bulunmak istemiyorum, İç Anadolu'da tiftik keçisi besleyen küçücük bir ülke olurdu. Ama Mustafa Kemal sayesinde bugün bütün her şeye sahibiz.
Ben umudumuzu kabul et, yani yitirmiyorum. Ben inanıyorum ki Mustafa Kemal'e inananlar, ona güvenenler, onun emanetçileri bu ülkeyi daha daha büyük yerlere götürecekler. Gelecek Türk dünyasının, gelecek Türkiye'nin olacak. Hocam İnşallah çok, çok 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 teşekkür ediyorum ve bu güzel sözlerle programımızı kapatalım. Evet sevgili gençler, Rıfat hocamızı da dinlediniz. Ortaya çıkan gerçek sonuç şu. Söylemler, siyasi söylemler falan bir kenara bırakıp Lozan'ın gerçek önemine bakmanızı öneririz. Lozan'ı bir araştırın. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarını resmileştiren bir anlaşmadır. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığı, hayatiyeti açısından çok çok önemlidir. Böyle değerlendirmeniz gerekiyor. Ama tabii ki araştırıp yine de siz kararınızı verebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Tüm teşekkür ediyorum. Sağ olun.